Maraş Manşet Haber Turu'ndan herkese iyi akşamlar. Değerli izleyiciler, bugün ilk haberimizde Kahramanmaraş'ta yaşanan bir trafik kazasında yaralanan kişi ilginç bir şekilde iş makinesinin kepçesiyle taşındı. Olay Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre kamyon sürücüsünün inşaat alanında kamyonu devrildi. Kamyonun içinde sıkışan sürücü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak ambulansın yaralının olduğu yere ulaşamaması nedeniyle yaralı kişi iş makinesiyle taşındı. Daha sonra ambulansın bulunduğu yere götürülen yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sıradaki haberimizde Kahramanmaraş'ta imar ve inşa vizyonu doğrultusunda tüm alanlarda kalıcı konutlar, köy evleri ve yerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. 6 Şubat depremlerinde orta hasar alan binalarda ise ruhsatlandırma çalışmaları sonrası güçlendirme işlemleri başladı. Doğal ve sağlıklı kış hazırlıklarından biri olan Andız pekmezi uzun uğraşlar ve özenli bir el emeğiyle üretilerek tezgahlardaki yerini aldı. Bronşit, astım ve ağız yaraları gibi çeşitli sağlık sorunlarına fayda sağladığı bilinen bu şifalı pekmez Kahramanmaraş'ta özenle hazırlanarak müşterilerin beğenisine sunuluyor. Öncelikle kırıyoruz bunu, 3 gün suya ıslatıyoruz. 3 gün ıslattıktan sonra süzüyoruz. Süzdükten sonra 12 saat gibi kaynatıyoruz büyük kazanlarda. Kıvamı zaten baktığımızda belli oluyor. Kıvam aldığı zaman soğuttuktan sonra tekrardan paketleyip kaldırıyoruz. Bugünkü son haberimizde Sütçü İmam Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Divan Lügati Türk'ün önemine vurgu yapılan uluslararası sempozyum düzenlendi. Sempozyumda bundan tam 950 yıl önce Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınan Divan Lügati Türk, o dönemin zor koşullarında hazırlanan ve Türk dilinin köklü mirasını geleceğe taşıyan en önemli eser olduğu vurgusu yapıldı. Ortaya çıkarışından bu yana 100 yıldan fazla bir süre geçti. O günden bugüne çok büyüğünü, çok yönlü incelemeler, çeviriler hazırlandı, yayınlandı. Maraş Manşet Haber Turu'nun bugün de sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.